Herkese merhaba, ben Esma. Bugün Kumaş Fırsatı'nın stüdyosundayız. Bugün sizlere ünlü bir markanın sezon ürünü olan Kaba'nın aynısını dikeceğim. Kumaş Fırsatı'nın internet sitesinde yaklaşık 35-40 çeşit kaşe kumaş mevcut. Ben bugün bu gri renkli kaşe kumaşı tercih ettim. Aynı şekilde ona uygun olacak şekilde de astar kumaşı tercih ettim. Astar kumaşlarını yine Kumaş Fırsatı'nın internet sitesinden bulabilirsiniz. Bu kumaşın %5 likrası var, poliviskon. Aynı zamanda çiften 145 cm, 3 metre kadar kumaş için, kaban için yetecektir. Bu kumaştan kaban, pelerin, panço, şapka, kışlık şapka yapabilirsiniz. Eğer bu dikeceğim kabanı kaşe kumaştan yapmak istemezseniz buklet kumaş tercih edebilirsiniz. Buklet kumaş çeşitlerinde yine kumaşfırsatı.com internet sitesinden bakabilirsiniz. Ben kumaşlarımı aldım, hadi şimdi kesime geçelim. Ben size kalıplar hazırladım. Bu kalıplara Kumaş Fırsatı'nın Instagram sayfasında ölçülerine ulaşabilirsiniz. Eğer kalıpları çıkartmak isterseniz A4 boyutunda, o zaman da benim blog sayfamı bekliyorum. Bu kalıplar SM beden için uygun. Aslında normalde M beden giyiyorum ama mağazada denediğimde S beden bana oldu. Kalıpları ben de o yüzden bu bedene göre uyguladım. Şimdi kesimle başlayalım. Önce kalıbın kenarlarına kumaş payı vererek çiziyorum. Orijinalindeki mağazadaki modelinde yan dikişler 72 cm. Bana biraz kısa geldiği için biraz daha uzun keseceğim. 85 cm kumaş kıvırma payıyla beraber kesmeyi düşünüyorum. Ama siz mağazadaki boyunun aynısını kesmek isterseniz ona göre kesersiniz. Daha kısa. Aşağıya dümdüz uzatacağım bu çizgiyi. Boyun kısmını çiziyorum. Şimdi bu çizgiden keseceğim. Arka kalıbı için de yine kumaşı ikiye katladım. Bu sefer kat yerine sırt bölgesini de getiriyorum. Ve aynı boyda olacak şekilde dış çevresinden çizeceğim. Burada kalıbın eğimi var. Eğimine göre devam ettirerek çizeceğiz. Bunun da dış çevresinden kesiyorum. Bir de kalıpta gösterdiğim bir yer var. Orayı da işaretleyeceğiz. Burası daha sonra dikmemiz için işe yarayacak. Şimdilik bu kadar kesim yapıyoruz. Şimdi bu kestiğimiz ön parçayı kumaş katına gelecek şekilde koydum. Buradan yaklaşık 12 cm kadar pay var. Şimdi bunun da çevresinden çizeceğim. Burası da bizim klapamız olacak. Klapa dediğimiz bölüm ceketin yaka kısmının iç tarafına denk gelecek. Yaka katlandığı zaman yine aynı kumaştan gözükecek, astar gözükmeyecek. Onun için yapılıyor. Arka pervaz için de 12 cm kadar belirliyorum bu arka kalıptan. Bu şekilde şöyle bir dairecik keseceğim. Bu yaka parçası, bu yaka parçasından iki tane keseceğiz. Yine iki kat kumaş kullanıyorum ve çevresini çizip keseceğim. Hatta direkt iğneleyerek keselim. Bu da yakanın altına gelen başka bir parça. Bundan da iki tane kesiyorum. Şimdi kumaş kat yerine kol kalıbını kullanıyorum. Kolun arka ve ön kısmı aynı olduğu için yarım şekilde koydum. Çift kat yaptığımız zaman bir bütün olacak. Çevresinden de dikiş payı verecek şekilde kesiyorum. Buraya geldiğimizde burada önemli bir husus var. Bu kolun bu kısmı içeriye katlanacak ve astarla birleşecek. İçeriye katlamak istediğiniz kadar pay kısmını uzatarak ekleyeceksiniz. Fakat uzatırken burada gelen eğimin aynısını bu tarafta da göstermeniz gerekiyor. Yani bu kumaş katlandığı zaman birbirinin üzerine örtüşmeli. Eğer burayı devam ettirirseniz döndüğü zaman birleştiremezsiniz, kasma yapar. O şekilde bu şekilde kalıbı da çıkartmış oluyoruz ve şimdi çevresinden keseceğim. Burası yaklaşık 10 cm kadar verdim ben. Siz 2 cm de verebilirsiniz. Ben kolunu katlayarak da kullanmayı düşünüyorum. O yüzden 10 cm'ye uygun gördüm. Cebin ölçüsü normalde mağazadaki modelde 20x21. Ben şimdi hem dikiş paylarını vermek için hem de burayı büyük katlamak için aşağı yukarı 28 santime 23 santim kestim. Eğer cebi astarlamayı düşünüyorsanız tabii ki buradaki kumaş payını, buradaki kumaş paylarını ona göre düşünüp astar yapmalısınız. Ben astarlamayacağım. Bugün bu şekilde keseceğim. İki tane de cep parçası oluşturuyorum.
Bu kesimlerin dışında bir de böyle bir parçamız var. Bu parçanın genişliği 12 cm. Uzunluğu da orijinal modelinde 160 cm. Ben biraz daha uzun yaptım. Bu şekilde parça kesiyoruz ve bu da bizim bel kuşağımız olacak. Şimdi ben hemen kestiğimiz parçaları göstereyim. Cepler, arka pervaz, kol parçaları, bu ikisi yaka. Yaka ve yakanın altına gelen ek parçası. Bu ön klapa, bu arka parçamız, bu da iki tane ön parçamız. İlk olarak cebin bu kısmından sürfle çekeceğim. Sonra içeriye doğru katlayarak ütüleyeceğim. Ve ardından da şu kalıpta belirttiğim tam olması gereken yere ön parçaları dikeceğim. Ben cepleri ütüledim ve içlerine kıvırdım. Tel dikişi için de en büyük adımda şöyle bir dikiş yaptım üzerinden. Onu sonradan sökeceğim. Şimdi en dış hattan bu şekilde dikeceğim. Şimdi arka tarafın ters kısmındayız. Tam bu başlangıç noktasından 30 cm'ye bir çizgi atıyoruz. 30 cm'den sonra da yaklaşık 35 cm'ye bir çizgi atıyoruz. Burası 2,5 cm, burası da 5 cm. Bu şekilde eğik bir çizgi veriyoruz. Şimdi tam bu noktadan buraya kadar düz dikişle dikeceğim. Şimdi bu kısmı eşit bir şekilde iki yana vereceğim. Buradan bir düz dikiş atacağım. Aynı şekilde burayı da eşit bir şekilde vereceğim. Buraya da bu şekilde bir üçgen motifi çıkartacağım dikişle. Arka parçanın genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi arka parçanın önüne yüzü yüzüne bakacak şekilde ön parçaları yerleştiriyorum. Özellikle omuz kısmını yerleştireceğim. Şimdi bu omuzlarından düz dikişle dikiyorum. Sürfle yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Bu kaban astarlı olacak. O yüzden dikişler içeride kalacak. Yapmanıza gerek yok. Ben omuz dikişlerini yaptım ve kenara açarak ütüledim. Şimdi kol parçalarını yerleştireceğiz. Kolu yerleştirirken buradan 1 cm kadar ön tarafta, diğer geri kalan kısımda arka tarafta olacak. Yani şu şekilde tam orta noktasını buluyorum. Buradan 1 cm kadar bu ortaya dek geliyor. Bu şekilde iğneliyorum. Dikiş payını biraz çok vermişim ama bu fazlalık kısmını birazdan keseriz. Şimdi bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikeceğim ve yine paylarını açarak ütüleyeceğim. Şimdi arka ortasındayız. Tam orta noktasını belirledim. Böyle yaka için bir parçamız vardı. Bu parçanın düz kısmı üst tarafa gelecek. Biz alt kısmıyla uğraşacağız. Şimdi böyle tersine çeviriyorum. Tam ortalarını birleştiriyorum. Bunu tüm bu hatta yedirerek dikeceğim. Şimdi bu diktiğimiz parçanın diğer kısmının ortasıyla bu yaka parçasının ortasını yine yüzü yüzü bakacak ve tersleri bize bakacak şekilde birleştiriyorum. Bunu da aynı şekilde yedire yedire buraya kadar inleyeceğim. Buradan sonra da döndüreceğiz. Bu kısmı da şimdi bu tarafa doğru devam ettiriyorum. Aynı işlemi diğer tarafa uyguladıktan sonra bu çevreyi tüm hat boyunca dikeceğim. Yakayı diktiğimiz zaman bu şekilde gözüküyor. İç dikişleri de böyle. Daha ütüsü yapılmadı. Ütüsü yapılacak. Şimdi yan dikişleri yapacağız. Kol altından başlayarak. Sanki tersine kabanı normal hale getiriyor gibi ters yüzünden getiriyorum. Bu tarafını da öyle. Önce şu alt dikişlerini açacağım. Şu noktadan başlayarak kollarını dikeceğim. Burada benim biraz dikiş fazlalığım oldu. Çünkü kalıbı dikiş payını çok fazla vermişim. Ama sizde böyle bir şey olmayacak. Buradan bu şekilde dümdüz dikeceğim. Kumaş kenarından. Ve aşağıya kadar tüm boyunu dümdüz dikeceğim. Ve aynı şeyi diğer tarafa da yapacağım. Şimdi astar parçalarını kesmeye geldik. Yine aynı kalıbı kullanacağız. Astar parçasını iki kat katladım kumaş kat yerinde. Yapmamız gereken kalıpta bir şey var.
Klapa bölümünü hesaplarken biz buradan 12 cm vermiştik. Siz istediğiniz santimetreye verebilirsiniz. Astar için de geri kalan kısmını keseceğiz. Geri kalan kısmını da buraya verdiğiniz santimetrenin 1 cm eksiğinden hesaplayabilirsiniz. Burası şu an 11 cm denk geliyor. Ben kalıbı bu şekilde katladım. Yani bu da klapa bölümü. Tam üstüne denk geldiği zaman dikiş payı da olmak şartıyla bu kısmını da astar olarak keseceğiz. Kalıbın bu kısmını kullanacağız. Şimdi sadece şu kısımdan iki tane parça astar keseceğim. Boyu da aşağıdan 2 cm eksik olacak. Arka astar için ne kalıbı yerleştirdim. Kalıbın sırt kısmını kumaş katına getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken ufak bir nokta var. Burasını 4 cm kadar geriden başlatıyorum. Ama aşağıya doğru böyle eğimlenerek sıfıra ulaşacak en son noktada. Bu 4 cm'lik payı pile yapacağız. Ve arka tarafta sırt kasmasını engelleyecek. Şimdi kumaş çevresinden çiziyorum. Boy ölçüsünü yine burada da 2 cm eksik koyacağım. 85 cm kesmiştim. Şimdi 83 cm keseceğim. Yan dikişlerini. Şimdi kalıbın üst kısmını çıkartıyorum. Bu daha öncesinde arka pervazı için kestiğimiz bir parça vardı. Bunu buraya yerleştiriyorum. Bu hattan şöyle bir kendimce hemen bir çiziyorum. Şu hattan dikiş payı da olacak. Biraz ön tarafından bu kısmı da keseceğim. Çünkü bu parça bu parçayla birleşecek. Bu kısmı da şimdi kalıptan çıkartıyorum. Geldik kol kısmına. Kol kalıbı için de şöyle yapıyoruz. Hatırlarsanız kaşe kumaşı yaklaşık bir 10 cm kadar uzun kesmiştik içe kıvrılacağından dolayı. O parçayı da buradan eksilteceğiz yine aynı şekilde. 10 cm dikiş paylarıyla beraber bir de kol kasma payıyla ben burayı 8 cm olarak ayarladım ve kıvırdım. Şimdi bu çevresinden çiziyorum ve keseceğim. Bu kol kalıbından bir tane daha hazırlayacağım. İlk olarak astar parçalarla pervazları, klapaları birleştirmeye geldi. Şimdi bu parçanın yüzü, bu parçanın yüzü birbirine bakacak şekilde koyup üzerine koyacağım. Ve buradan tüm bu hattan dümdüz dikişle dikeceğim. Aynı şeyi diğer parça için de uygulayacağım. Sırt parçası için ise şöyle bir durum var. Arka pervazı yerleştirdim. Burada da fazlalık bir 4 cm vardı hatırlıyorsanız. İğneleri koydum. Şimdi bu 4 cm'lik payı bu şekilde açıyorum. Tam ortalıyorum. Bu şekilde iğneleyeceğim. Buraya bir pile vermiş olduk. Bu sırt kasmalarını önlüyor. Astarın içerisinde. Bazen hareket ederken eğer bu pay olmazsa kasma yapıyor. Bu şekilde pilemizi verdim. Şimdi yine bununla onu birleştireceğim. Orta noktadan başlıyorum. İğneliyorum. Göz yüzüne bakacak şekilde. Bu şekilde sonuna kadar yedireceğim. Diğer kısımda iğneledikten sonra bu hattı da düz dikişle dikeceğim. Dikten sonra bu şekilde gözüküyor parçalar. Şimdi omuz dikişlerini yapacağız. Aynı yine ceket parçasında yaptığımız gibi yüzleri yüzlerine bakacak şekilde omuzuna yerleştiriyorum. Burada dikiş paylarını açmıyorum. Kaşe ağır bir kumaş çünkü. Zaten de hafif bir kumaş. O yüzden kaşenin yönünde dikiş paylarını bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bu omuz dikişlerini düz dikişle dikeceğiz. Omuz dikişlerini yaptım. Bu payları dışarıya doğru katlayarak da ütüledim. Şimdi tersine çeviriyorum. Yani düz kısmına. Aynı cekette yaptığımız gibi önce bu parçayı buraya ekleyeceğim. Orta noktalarını bularak. Sonra da üzerine yaka parçasını ekleyeceğim.
cekette yaptığımızın aynısını yaptığımız için buraya atlıyorum. Ben yakayı diktim. Ütülerinde payları açarak ütüledim. Şimdi de kol takacağız. Yine aynı ceketteki gibi bu şekilde burayı düz bir dikişle dikeceğim. Buradan buraya kadar. Aynı şeyi diğer tarafa da yapacağım. Şimdi kolları ekledik. Şimdi kol altı dikişlerini yapacağız. Dikişleri yine birbirine tutturarak hem buradan da aşağıya kadar aynı şeyi de bu taraftan tekrar kol altlarını birleştiriyorum. Ben astarın kol altı dikişlerini de yaptım buraya kadar, aşağıya kadar. Unutmadan söylemem gereken bir şey var. Astar dikişini eğer size saten kullanıyorsanız iğnenizi değiştirip küçük sık aralıklarla olan adımı seçerseniz dikişinize uygun olur. En dışında sürfülü makasıyla kestim. İplikleri çıkmasın diye. Normal makasla da kesebilirsiniz. Fark etmez. Bu sadece ipliklerin çıkmasını biraz daha engelliyor. Şimdi de mankene geçeceğiz ve giydireceğiz. Bir önceki diktiğimiz parça, yani kabanın beden parçasını düz yüzü bize bakacak şekilde mankenime giydirdim. Az önce dikmiş olduğum astar parçasını da ters yüzü bize bakacak şekilde mankenin üzerine tekrar giydiriyorum. Şimdi en aşağıdan başlayarak ya da tabii arka ortadan da başlayabilirsiniz. Bu tüm kenar hattını böyle en dıştan dikeceğim. Buraya geldiğim zaman bu dikiş yerlerine özen göstererek bu üçgeni devam ettireceğim. Ve tüm çevresini düz dikişle dikeceğim. Şimdi kabanın tüm çevresi az önce gösterdiğim gibi diktik. Dikişe çok yakın bir şekilde tüm kenarları temizliyorum. Köşe noktalarına geldiğimiz zaman da tam bu şekilde kesikler atıyorum. Aynı şeyi buralar için de yapacağım ve tüm hattı temizleyeceğim. Şu an etek ucundayız. Etek ucunda gizli dikiş kullanacağım. Gizli dikiş için yapmamız gereken şey böyle bir katlama stili var. Burada bıraktığınız mesafe etek ucundan yukarıya doğru olan kısım. Bu şekilde katladıktan sonra iğneliyorum. Her tarafın eşit olduğuna emin olduktan sonra tabii ki. Burası ön pervaz, burası da arka tarafı. Bu klapa bölümüyle arka tarafının arasında şöyle bir ilişki var, onu yapacağız. Öncelikle tersine katlıyorum. Tam şurada kumaş payını verebileceğim, şuradaki dikiş payını verebileceğim şekilde hizalıyorum. Ve buradan buraya kadar düz dikişle dikiyorum. Şimdi makinede gizli dikiş ayağıyla buradan dikeceğim ve buraya küçük küçük atmalar yapacak. O atmalarda gizli dikişimiz olacak. Şimdi makineye geçiyoruz. Şimdi arka ortanın gizli dikişini yaptık. Tersine çevirdik. Bu köşe noktalarını bir makas yardımıyla iyice üçgenlerini belirttim. Kolları içeride. Hem astarının hem dış bedenin kolları içeride. Şimdi kollarını alttan çıkartıyorum. Astarın içinden elimi sokuyorum. İki kolu da birlikte çıkartıyorum. Kolların kol altlarını birlikte birbirinin aynı yerine tutuyorum. Hizalıyorum. Bunu dikeceğiz. Ama dikerken nasıl yapacağız? İkisi birbirine karşılıklı bakacak. Dikiş paylarını açıyorum. Ve karşılıklı birbirine bakacak şekilde dış tarafa doğru birleştireceğim. Şimdi burayı iğneliyorum. Bu şekilde tüm çevresini düz dikişle dikeceğim. Burası yaka kısmı. Yakasının şu en alttaki kısmını içeriden buluyorum. Bu parçayla bu parçayı da içeride dikeceğim ki yaka kısmı sarkma yapmasın. Şimdi 11 cm'ye 5 cm'lik iki tane parça hazırladım. Bu parçaları tersinden dikeceğim ve içinden ters çevireceğim. Bunlar birit olacaklar. Onları dikelim. Kaban neredeyse bitmek üzere. Şimdi en alt dikişi kaldı. Bunun için yine tekrar tersine çeviriyorum. Şimdi bu gizli dikiş yaptığımız yerin küçük bir payı vardı. O payı kullanacağız. Bu şekilde buradaki küçük payı alarak ve o küçük payın tam dibinden dümdüz dikeceğim tüm altı. Sadece böyle belli bir yerinde, burası tamamen size kalmış, küçük bir açıklık bırakacağım oradan ters çevirebilmek için. Ben açıklığı bu baş kısma verdim. Şimdi bunun içinden tüm şeyi geçiriyorum, kabanı. Bu açıklığı da bu şekilde kıvırıp buradan el dikişi yapacağım. Artık son aşamalara geldik. Şimdi bu tüm çevresinden
çok ince bir şekilde kenar hattından tüm çevresini dikeceğim. Bu bir süs dikişi. Tercihen yapmayabilirsiniz ama güzel duracak. Elimde uzunca bir kumaş var. Bunu daha önceden kesmiştik. Şimdi tersinden bu kuşak için tersine kıvırıyorum. Ters yüzü bize bakacak. Kenar hatlarından dümdüz dikiyorum. Bir ucunu açık bırakacağım. Ve sonra tersine çevireceğim. Ve kabanımız bitti. Çok tatlı oldu değil mi? Bu kumaşın çeşitlerini kumaşfırsatı.com'da bulabilirsiniz. 35-40 tane renk seçeneği var. Bakmanızı öneriyorum. Eğer kalıbın ölçülerine ulaşmak isterseniz de kumaşfırsatı.com'un Instagram sayfasına bakabilirsiniz. Eğer bu kabanın kalıplarını mağazaya gittim, kalıplarını çıkarttım, nasıl bunları görmek isterseniz kanalımda bir vlog var. Onu izleyebilirsiniz. Ve bu şapkayı da beğendiyseniz onun da kanalında dikiş videosu var. Ona da bakabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.